15 Temmuz'un kritik isimlerinden belki de en önemlisi. İşte bütün siyasetçiler, liderler belki de masa altından ya sonuç nasıl olur ona göre hareket edelim diyenler varken tek bir isim vardı. Tıpkı 15 Temmuz öncesinde Silivri mahkemelerinde, kamuoyunda katıldığı yayınların hemen hemen hepsinde ve sonrasında ve 15 Temmuz gecesinde bütün Türk milletine hitap ederek 15 Temmuz darbe girişimini adeta bozguna uğramasında kilit rol oynayan Vatan Partisi ve Genel Başkanı Doğu Perinçek, kalkışmanın ABD destekli FETÖ'cü darbe girişimi olduğunu ilk söyleyen isimlerden biriydi, siyasetçilerden biriydi. İşte bu açıklamayla darbe gecesinin seyri değişti. Bu Amerikancı bir kalkışmadır. 15 Temmuz Türkiye tarihinde gördüğümüz Amerikancı darbelerin sonuncusu ve başarısızı. 15 Temmuz 2016 ABD destekli FETÖ'cü darbe girişiminde Vatan Partisi'nin tarihi açıklamaları ve müdahaleleri darbenin seyrini değiştirdi. Saat 23.40'ta dönemin Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkan canlı yayına çıkarak tarihi açıklamalar yaptı. Ülke yönetimine bütünüyle el konulmuştur lafı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlamaktadır. Bu laf darbe girişiminde bulunan, kalkışma girişiminde bulunan Amerikancı Fethullahçı gruba ait bir laftır. Saat 23.48'de Vatan Partisi'nden ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamada Fethullahçı kalkışmayı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milleti bastıracaktır ifadeleri kullanıldı. Saatler gece yarısına geçtikten sonra 0.24'te Vatan Partisi Genel Başkanı sosyal medyadan açıklama yayınladı. Vatan Partisi lideri daha sonra ulusal kanaldan yayınlanan videoyla darbenin Amerikancı bir kalkışma olduğunu ve Fethullahçıların kalkışması olduğunu vurguladı. FETÖ'nün kalkışması olduğunu ilk dile getiren siyasetçi olan Perinçek, darbenin bastırılacağını söyledi. Bu Amerikancı bir kalkışmadır. Bu kalkışma PKK'yı hendeklerden kurtarmak içindir. Perinçek darbe girişiminin 8. yılında da yeni açıklamalar yaptı. 15 Temmuz Türkiye tarihinde gördüğümüz Amerikancı darbelerin en sonuncusu ve başarısızı diyen Perinçek, darbe girişiminin Türkiye'nin PKK'yı hendeklere gömme operasyonlarına ABD'nin yanıtı olduğunun altını çizdi. 15 Temmuz Türkiye tarihinde gördüğümüz Amerikancı darbelerin sonuncusu ve başarısızı. Amerika Türkiye'de yönetimi FETÖ vasıtasıyla ele geçirmeye kalkıştı. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekete geçmesiyle bu darbe bastırıldı. 15-16 Temmuz'da Vatan Partisi olmasa ve Türk Silahlı Kuvvetleri olmasa, Türk halkı olmasa bastırılamazdı. Ulusal kanalsa gece boyunca darbe girişimini Amerika'nın yaptığını ve ordu içindeki FETÖ'cülerin eylemi olduğunu anlattı. Çağırmak, askere kışlana geri dön diyor. Askerle çatışmak istemiyor hiçbir şekilde. O kalkışma girişimiyle Türkiye'nin aslında önü kesilmek istendi.